yoksa kilise olarak mı kullanıldığını soruyorum. The church is not a building. Kilise bir bina değildir. Toplantı ve vaaz yeridir. Biz neredeyse kilise orasıdır. Burada bir hafta içinde Kazak, Uygur ve Rus kiliseleri ders yapar. Vaaz verir, dua eder. Rusça Hristiyan yayını yapıyoruz. Bu bir rekor. Kuzey Amerika, Kuzey Afrika, Orta Doğu, Orta Asya. Para nereden geliyor? Rus Hristiyanların mali katkısı oluyor. Ama bu ülkenin büyük çoğunluğu Müslüman. Hayır, aslında çoğu insan ateist. Sovyetler çöktüğünde böyleydi. Kurulmuş gibi konuşuyordu. Annesinin Sovyet döneminde yeraltı kilisesinde faaliyet gösterdiğini, babasının ise o dönemde ateist olduğunu anlattı. Şimdi neredeler miydi? Her ikisi de Amerika'ya göçmüştü. Kaliforniya'da bir kilisenin başındaydılar. Lord told me. Onlar Amerika'ya gitti ama Tanrı bana burada kalmamı söyledi ve ben kaldım ve kendimi İsa'yı öğretmeye adadım. Kiliseniz Bush'un kilisesine evangelizme yakın mı? Tabii çok yakın. Evangelist kiliseyiz. Salondaki seminere ara verilince yanımızda Maxim, yol göstericilerinin tuttuğu ışıkta yolunu bulmaya çalışanlarla konuşuyoruz. Gördüklerimi, duyduklarımı Kazakistan lideriyle paylaşıyorum. Ne düşündüğünü merak ediyorum. Ülkede her türlü örgüt bir şekilde faaliyette. Sivil toplum örgütleriyle ilgili yasalar çıkardık. Bu gibi kuruluşların çalışmaları yasalara bağlanmıştır. Yasaların dışına çıkamazlar. Bizim Türk tarihinden gelen geleneklerimiz ve kendimize özgü kültürümüz var. Kabul edeceğimiz ve kabul edemeyeceğimiz şeyler var. Halkımız sağduyuludur ve kötü niyetli kuruluşlarla karşılaşırsa onlara paye vermez. Biz Müslüman bir ülkeyiz. Burada başta misyonerlik faaliyetleri olmak üzere çeşitli propagandalar yapılmaktadır. Son günlerde aşırı akımlarda artış gözlenmektedir. Biz şu anda onları izlemekle yetiniyoruz. Ama daha ileri giderlerse gerekeni yaparız. Peki ya gençler? Lüks otellerin lobilerinde yabancı üniversitelerin tanıtım standlarına rastlanıyor. Son 10 yıldır zenginleşen Kazakistan'da gençlik Batı'yı merak ediyor. Batı ülkelerine eğitime giden öğrenciler özel vakıflar tarafından da cömertçe destekleniyor. It's early 90s. 1990, 91 ve 92'de Soros Vakfı'nın yardımları başladı. Vakıf 90'lı yılların ortasından itibaren buradaki oluşumlara milyonlarca dolar para yardımı yaptı. Bu yardımlar daha çok üniversitelerdeki oluşumlar için eğitim programlarına, öğrenci değişimine, konferanslara ve yurt dışında eğitim masraflarına verildi. Almata'daki bu eğitim fuarında birçok Amerikan üniversitesinin standlarıyla karşılaşıyoruz. Fuarın yöneticisi ise bir Türk. Bizim 2000 yılından itibaren organize ettiğimiz fuarlar. Kazakistan'da biz ikinci kez geldik Kazakistan'a. Bu sene 26 tane üniversiteyle geldik. Geçen sene de yine bu sayıda Kanada, Amerika, İngiltere, çeşitli ülkelerden üniversitelerle geldik. Yani Türkiye değil bu sadece. Hayır, hayır. Türk üniversiteleri değil sadece. Karışık. Kazakistan'da Batı'da eğitim almak için çok gayret sarf ediliyor değil mi? Evet. Yani açıkçası... Neden o bu değişimle mi ilgili? Komünist dönemden geçişle ilgili? Büyük ihtimal geçişle ilgili. Yani çok fazla Batılı firma buraya giriş yaptı. Bu tip ülkelerde bir Batı eğitimi almış öğrenciye karşı bir ihtiyaç var. Özellikle dil eğitimi çok büyük önem alıyor. Ardından bir Amerikan Üniversitesi, bir İngiliz Üniversitesi. Şimdi Türk Üniversitelerini görüyorsunuz. Oralarda alınmış eğitim biraz daha iyi karşılanıyor. Ondan daha çabuk iş buluyorlar. Daha çabuk, daha rahat iş bulabiliyorlar. En büyük faktör ondan dolayı oluyor. Kaç öğrenci gidiyor yurt dışına? Türkiye'den giden sayıları biliyorum. Buradan da sayı her geçen gün artan sayılar mevcut. Türkiye'den 25 bin gidiyor. 25. Kazakistan'ın da yakın zamanda bu sayılara ulaşacağı söyleniyor. Evet. Henüz 10 binlerde değil. Amerika ağırlıklı, İngiltere arkasından ve Avrupa'nın geneli. Kazakistan, İngiltere'de yükselen bir sayıda öğrenci oluyor İngiltere'ye. O yüzden İngiliz üniversiteleri de buraya çok ilgi gösterdi bu sene. Yani İngiliz üniversiteleri paralı olduğuna göre bayağı para kazanırlar bu çocuklardan.
Aslında milyon pound'dan bahsediyorlar ekonomi. Toplam olarak evet, eğitimin katkısı İngiltere'ye öyle. Amerika için de bu geçerli. Çok büyük rakamlar. Ancak tabii çok başarılı öğrenciler için de burslar var. Burada verilen bilgi o aynı zamanda seminerlerle. Fuara önceleri Türkiye'den sadece devlet üniversiteleri katılıyormuş. Ve Kazakistanlı öğrenciler Türkiye'de parasız eğitim alabiliyorlarmış. Ama şimdilerde farklı eğilimler var. İngiltere 8 milyon pound gibi bir para alıyormuş bu yabancı gelen öğrencilerden. Fakat Türkiye'de şu ana kadar burslu geliyordu bu öğrenciler ya da değişim programıyla geliyorlar. Yani Türkiye bir nevi kardeşlik yapıyordu. Ama şimdi özel üniversiteler tabii para kazanma peşine gideceklerdir bununla ilgili. Nasıl görüyorsunuz, bu değişimin amacı nedir? Normal karşılıyorum ama biz de devlet üniversitelerinde hala o kardeşlik şeyini hala sürdürüyoruz. Bütün yani para amaçlı değil. Para amaçlı değil. Yani para kazanma amaçlı olsa zaten bakarsanız bizim devlet üniversitelerinin ödedikleri miktarlar devlet üniversitesine katkı payı biçimindeki çok semboliktir. Fuarda iki zıt yaklaşım vardı. Birileri milyonlarca dolarlık satış yapıyor. Seçkin Türk devlet üniversitelerinin öğretmenleri Türkiye'ye yakışır bir tavır sergiliyorlardı. Zeynep Hoca Gazi Üniversitesi'nde Rus Dili ve Edebiyatı bölüm başkanıydı. Özellikle Gazi'ye gelenler daha çok Türkçe ve Türk kültürüne merak ettikleri için geliyorlar. Dolayısıyla çok fazla parasal konusunu biz göz önünde bulundurmuyoruz. Artık daha biz çok insan para, kazandırmaya çalışıyoruz. Daha çok parayla ilgili burada gördüğüm birçok diğerleri ama Türkiye normalde yine... Normalde öyledir. Zaten Türkiye'de eğer Türk asıllı olanlar geldiği zaman biliyorsunuz müracaatını yapar ve bir belge alır. Bu belgeden belge aldıktan sonra Türk öğrencileri kadar düşük bir harçla eğitimini sürdürebilir. Bu farklı yaklaşım gözden kaçıyor sanmayın. Türkiye'ye gelen çok sayıda Kazak öğrenci var. Batı Avrupa ve Amerika'yı seçenlere gelince birçoğu geri dönüyorlar. Darya eğitim için yurt dışına gidenlerin ülkeye borçlu olduğunu hatırlatıyor. Bir ülkede genel ruh hali çok önemli. Mesela oğlum Londra'da okuyor ve ülkesine dönmek için gün sayıyor. Onun rüyası Kazakistan. Çünkü şu an burada büyük imkanlar var. Kazakistan çocuklarına büyük imkanlar sunuyor ve onlar da ülkeleri için ellerinden geleni yapmak istiyorlar. Türkiye'nin farklı yaklaşımı iş dünyasında da ortaya çıkıyor. Birçok yabancının elde edemediği fırsat kapıları Türklere açılıyor. Batı'dan gelen yabancı şirketlere temkinli yaklaşan Kazak yönetimi